İyice yani her şeyde bir şey buluyorlar arkadaşım. Böyle bir şey yok yani. Unuttum sonuçta, içeceklerimizi unuttum. Buradan giderken de zaten herhangi bir mahcubiyetini görmedim ben açıkçası. Gayet şey, eğleniyor gibiydi bence. Üzülmedi mi diyorsun? Hayır. Yani çok üzülmedi ben gibi hissettim. Ben o üzüntüyü göremedim açıkçası. Yani eksik menüye girdiği için belki de şu an 150 bin TL'yi kaybetti. Diğer günleri bilmiyoruz tamam ama. Vaz mı geçtiniz yarışmadan? Hayır kesinlikle. Hani o yüzden üzgün şey. Görmediler seni. 150 bin gitti belki de diyor, bilemeyiz evet. Allah korusun. Ben sonuna kadar yaptığım her şeyin arkasındayım. Onun için iddialıyım. İddialığımı sürdürüyorum. Yani iddialıklarınız da önümüzde olsaydı. Evet. İddiayı çok göremedik. İçecek de. Sorun yarışmacılara. İçecek değil, el yapımı değil. Sonuçta içeceğin tadını herkes siz biliyor. Siz galiba şeyi idrak edemediniz. Eksik menüye girdi şu an. Yani hani içeceği bir... de ben yapmadım yani. Tamam ama içeceği niye içeceksin? Çok mantıklı. İçeceği kendim ben yapmadıktan bugün içecek sonra yapmadım. Her yerde bulunan içeceği ama... hayır, olanları istiyorlar ya. Hani kolaydı, portakal keşke. Suyu, ayran, soda, şovga. İstiyorsanız getirebilirim. Limonu şovmamış yakalım. Yani pilavın baharatını bir şöyle bir gidersek evet, keşke. Tamam. Artık ne? Tatlıya geçtik. Ne tatlısıydı? Koca karı gerdanı. Koca karı gerdanı. Kayınvalidenize... İnternetten mi yaptınız? Hayır. Sen çok fena fiştek diyorsun bence herkesi. Bence kendi gerdanından bahsediyorum. Bak ya, öyle ben şey. Ben şu an yakıştıramadım. Şimdi tabiri caizse aynı böyle bir... gerdan güzel bir şey. Ama gerdan burada... güzel de önündeki isim biraz şey. Pardon, evet, var. Kimin gerdanından... Gelmem lazım. Yani evet, bir saniye Nazmi'ye bir şey gelin, ben size bir bir saniye Nazmi'ye bir şey soruyor. Kim dedi, anlayamadım. Ben dedim, kendi gerdanınızdan mı bahsediyorsunuz tatlı olarak acaba? Hayır, kendi gerdanımdan bahsetmiyorum. Böyle bir şey de olamaz yani. Neden? Yani çok çirkin bana göre. Yo. Kendi gerdanımdan tatlı neden yapayım? Adı çirkin olan bir şeyi neden yiyeceğiz? Adı çirkin değil, bize göre. Egzantrik bir durum gibi. Ve de biraz vahşi olurdu ben kendi onu, gerdanımızdan. Ben onu da merak ediyorum. Şu an tatlının ismi de çok garip geldi. Şimdi Dilber Dudağı, Kadın Budu Köfte, şimdi kendi bir de koca karı gerdanı. Kendi gerdanı dedim diye kaba konuştuğumu düşündük ya. O şimdi tatlının ismi o koca karı maalesef. Yani maalesef derken yani yöresel bir şey yani. Kendi gerdanından tatlı mı yapmış? İnsanlar ne kadar eleştiriyor? Eleştirmek için eleştiriyor. Şu an konuşmak için konuşuyorlar. Ki biz ne yapalım? Böyle bir yemek var değil mi? Bizim elimizden gelen bir şey yok. Ismi. Gerdanı kesip tatlı mı yapayım? Onu mu istersiniz? Vallahi yok, sanmıyorum. Yok, sanmıyorum. Yok. Sen acaba hepsi getirseydin de bu aheste evet, çok şeyim. Çok vakit harcıyorsunuz. Kendi evet. Sanki şekerim. Masaya oturmak istemiyor bak, gibi. Bak senin çanları çalıyor. 2-1 alabilirsin. Sen çok idrak edemedin galiba. Allah korusun. Umarım vermezler ama. Masaya oturmak istemiyor gibi bir izlenim yaratıyor elendi sanki şu anda. Bir gidiş var, dönüş yok masaya. Ben anlamadım. Aa Süleyman Bey konuştu kendisi Süleyman, hiç konuşmuyordu. Merhaba nasılsın? Ya, aramıza tekrar geldin. Gerçekten oturmaya mı geldiniz? Bize evet, biraz yani, fırsat vermiyor. O bence o saç muhabbetinden fırsat sonra ya. Üzüldü. Demoralize üzüldün oldum. Mü? Demoralize oldum. Niye? Yani. Sokağa çıkamayacağım yani. Her ya, şaka yapıyor. Yok bilseydim çıkartıp gelirdim şeyi protez saçı da. Aa yok niye canım sen nasıl gerçek hayatta kullanıyorsan. Şimdi koca karı gerdanı yiyeceğiz. Bizim programımız ilk defa yapılıyor değil mi? Ben evet. Hangi yöreye aitti? Ben de ilk yazacağım. Karadeniz'de evet. Tatlısıydı değil mi? Evet Karadeniz. Özelliği de el açması. Ben yani hazırını yedim. Hazırını yedin. Evet, bizim Rizeli komşularımız vardı ben onlardan yedim. Ben de belki yemişim de farklı isimle de bazen yani şu an ismini değiştirebiliyorlar. Evet ismini ben de daha önce duydum. Ramazan aylarında mesela iftar menüsünde öyle mi? Kullanılır. Aa şeyde, ne güzel. İftar yemeklerinde. Bak böyle Rize'de. Güzel değişik şeyler yapın. Evet. Seyirci de çok seviyor böyle tarifleri. Ellerinde kağıt kalem bekliyorlar. Farklı şeyler. Güzel. Adına taktığı yarışman bu arada devam ediyor Nazmiye'cim. Sen yarışmanı bırakma. Evet. Gene enerjimizi düşürmeyeceğiz. Belki tatlısı belki tatlın güzeldir. Sonuçta genel olarak bir iki bir şey hariç fena da gitmedi yorumlar aslında. Evet. Çok öyle dehşet bir şey yaşamadık yemekte. El açması yemekte. Yaptı değil mi tatlısını? Sadece evet. Yani özelliği o çünkü tatlının direkt. El açması. Fıstık öyle ya da ceviz kullanılır. Emek var o ayrı. O zamanını evet. Almış olabilir işte. Yani siz gene söylüyorum isterseniz iki verirsiniz isterseniz vermezsiniz. Bir vermezsiniz yani bir zaten vermeyin de. Ama yani hani böyle bir hakkınız doğdu. Değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. İşte bunlara dikkat edeceksiniz. Yani salatalarınızı, yancılarınızı. Bu arada ana yemek tabağında hem pilav hem püre yerine. Evet. Keşke sebze garnitür yapsaydın. Daha hafif olabilirdi. Evet. Hem de daha az uğraşmış. O püre yerine ben olsam mesela bir sebzeden bir şeyler yapardım yani. Yani et ve sıcak sebze evet çok güzel olur. Ya bir de diğer biraz... olacak yemeklerin zamandan çalıyorsunuz evet, ya. Evet, evet. Fuzuli tabii. Parçalarla, aa, uyumsuz yemeklerle. Evet. O güzel olacak şey de olmuyor.
Bak bizim o lahmacun yapamayan ustamız aynı anda fırına teşekkür edemeyene sat. 3 pide birden koymuş. Pişer mi? Lahmacun koymuş, tırnak pide koymuş, kaşarlı pide koymuş. Dereceleri hepsi farklı, evet, şeyleri farklı. Farklı dereceleri pişer. Farklı, pişme, pişme süreleri farklı. Aa bir şey şerbeli değil mi ya? Bizim oklava baklavası, evet, büzgü baklava. Evet, evet, şerbeli. Çatal alabilirmiş ismi. Çatal alabilirsiniz şey tabii ki hemen. İsmi değişmiş. Ha tamam, benim annem yapar ya. Çok da güzel yapar. Şerbeti zaten ben çatal alabilir miyim? Bir farkı var mı büzgü, vurgu baklava, şey yapılışı, oklava evet baklavasından bir farklılığı var mı? Giresun'un ve Giresun'un özel fındığından bu sene benim mahsullerimden. Yapılışı oklavayla böyle oklavayla yapılıyor ama içeriği farklıdır. Bizim kendi yöresel baklavamızdır ve çok sevdiğimiz, tercih ettiğimiz bir baklava. Hadi Sezer bize tatlıyı anlat. Tatlı şöyle biraz daha aslında fındıklar tamam özel, ona bir şey demiyorum, kendiniz getirmişsiniz. Güzel mi fındık değil mi? Fındık güzel. Fındık çok güzel. Ama sağ sanki olsun biraz size de, daha. Size de bu arada hediyem vardı. Onu da heyecandan unuttum Zuhal Hanım. Bir paketimiz var. O zaman hiç söylemesen daha iyiydi Nazmi. Peki Nazmi öyle olsun Nazmi. Şaka yapıyorum. Yok ya hiçbir şey getirmeyin bana ne olur, mahcup oluyorum. Evet Sezer. Biraz daha fındıklar. Çok teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Evet Sezer. Fındıklar biraz daha çekilebilirdi bence. İri mi yani? Lezzeti güzel ama evet bir tık iri. Tatlı nasıl koca karı gerdanı? Şerbeti güzel ama şu iç kısımlarında biraz hamurlaşma var. Altı pişmemiş. Var mı? Altı pişmemiş. Biraz evet hamurluk var buralarda. Sadece üstü kıtır. Tadı nasıl Züleyha? Hamur çok güzel. Siz yaptınız değil mi? Evet. Hamurun lezzeti güzel gerçekten. Benim anneannem çok yapardı bu tatlıdan. Su böreği ve bu olur bayramlarda genelde İç Anadolu'da. Evet. Ben zaten şerbetli tatlı sevmiyorum. Ama bunu sevmiyorum diye anlatmıyorum şu an. Tamam. Önyargılı değilim yani. İsminden dolayı çok merak etmiştim değişik bir şey diye. Ama yine ters köşe olduk. Bilmiyorum, salata gibi. Baklava geldi. Evet hani ben çok aşinayım bu tatlıya zaten. Hamuru lezzetli. İçindeki yumurtasının oranı falan bazen çok olabiliyor açma hamurlarda. Şerbeti biraz fazla ve altı pişmemiş. Süleyman sende nedir durumlar? Burada da şerbet benim ortası orta kuru noktaya mu? Kuru. Evet kuruluk var, bir hamurluk yapmış burada. Tam emememiş şerbeti. Çekmemiş mi? Çekmemiş. Tatlı. Tamam çekmemiş ama yenmeyecek kadar da kötü değil. Değil diyorsun ama ortadasın. Ama ortada şey var. Peki Asiye'ye de geçeyim. Tamam, evet. Bana çok şekerli geldi. Aa. Evet normalde ben tatlıyı çok severim ama gerçekten şeker hani şerbetinden mi bilmiyorum ama bunlar size nasıl olsa geldi? Bana tatlı yenmez. Cıvıklıktan bahsetmiyorum. Şeker oranı çok fazla geldi bana. Hayır kesinlikle. Şu peki an ben de tadıyorum. Sen de ye. Biz de artık haftanın ilk açık oylamasına geçelim buyursunlar. Salatamı yaptığım halde servis edemediğim için eksik menünden değerlendirildi. Bu konu hakkında üzgünüm. Onun için servis ettim ama onların vicdanına kalmış bir olay. Eksik menü sayıldığı için de çok üzgünüm. Yine de çok emeğim var yemeklerimde. Onun için 8 puan bekliyorum.